Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda İstanbul Boğazı'nın manevi korucularından bir tanesi olarak da bilinen, çokça ziyaret edilen Allah dostlarından Telli Baba ile ilgili videoyu paylaşacağım. Türbesi Sarıyer Rumeli Kabağı'ndadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Telli Baba hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte çeşitli kaynaklarda ismi Abdullah olarak bildirilmektedir. Bazı rivayetlere göre de Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte İstanbul'un fethine gelerek orduya imamlık etmesinden dolayı İmam Abdullah Efendi olarak bilinmektedir. Kadiri tarikatı şeyhlerindendir. Medrese tahsili görmüş ve aynı zamanda dönemin önemli velilerinden feyiz alarak yetişmiştir. Telli Baba, güzel ahlakı ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine bağlılığı ile çevresinde de çok sevilen ve saygı gören bir kişiydi. İnsanlar arasında hiçbir zaman din ve mezhep farkı gözetmemiş olup çevresinde bulunan hak dine davet etmiştir. İsim hakkında çok farklı rivayetler bulunmaktadır. En bilineni ve burada görev yapan kişilerin anlattığı Telli Baba'nın yaşadığı dönemde Sarıyer civarında çok sayıda Rum ikamet etmekteydi. Bu Rumları Müslümanlığa davet eden ve Müslüman olan erkekleri ve kızları telli duvaklı gelin yapan bu zat-ı şerifi halk arasında Telli Baba denilmeye başlamıştı. Bir diğer rivayet, Kadiri tarikatına bağlı olan Telli Baba sarığına bir gelin teli takıyordu. Bu sebeple kendisine müritleri ve halk arasında Telli Baba denilmeye başlamıştı. Bu anlatmış olduğumuz rivayet üzerine türbeye daha çok kısmet arayanların gittiği gözlenmektedir. Ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak halk arasında ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir inanış hakim. Buna inanışa göre bir gece hasta bir kızın rüyasına giren Telli Baba, kıza kendisinin mezarının yerini tarif ediyor. Bu genç kız türbeyi ziyaret ederek hastalığından kurtulur. Sonrasında gerekli yerlere müracaat ederek türbenin ortaya çıkarılmasına ve ziyarete açılmasına vesile olur. Diğer gördüğümüz türbelere göre farklı bir yapıya sahiptir. Girişi küçük, dar bir kapıdan yapılmaktadır. İçeride bir sanduka ve namaz kılınabilecek küçük bir oda bulunmaktadır. Bu odada boğaza açılan küçük bir cam bulunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.